göğüs cerrahisi ve genel cerrahi alanının en zor ameliyatlarından biri olarak nitelendirilen yemek borusu ameliyatı kapalı yöntemle Samsun'da yapıldı. Göğüs cerrahisi uzmanı doçent doktor Hüseyin Ulaş Çınar ve genel cerrahi uzmanı Kerim Güzel aynı anda girdikleri ameliyatta 65 yaşındaki hastayı sağlığına kavuşturdular. Hastamız 65 yaşında erkek hasta, yutma güçlüğü, kilo kaybı sıkıntısıyla tarafımıza başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde yemek borusunun 40. santimetresinde adenokarsinom dediğimiz yemek borusu kanserini tespit ettik. Akabinde multidisipliner onkoloji konseyimizde değerlendirip neoadjuvant tedavi sonrası cerrahi planını yaptık hastamıza. Ameliyat öncesi radyoterapi ve kemoterapi dozları tedavisi bittikten sonra da tekrar değerlendirdik ve cerrahiye uygun olduğu kanaatine vararak hastamıza yemek borusu, yemek borusu çıkartılması ameliyatı yaptık. Bu ameliyatın tarafımızda, merkezimizde yapılış şekli kapalı sistemle yapmış olmamız önemli bir faktör. Standart olarak açık cerrahi alternatif olarak yapılmış torakoskopik ve laparoskopik iki farklı cerrahinin birleştirilmesiyle kapalı yöntemle başarılı bir operasyonla gerçekleştirdik. Yaklaşık bir haftalık ameliyat sonrası takip ve tedavi sürecimizde herhangi bir komplikasyona karşılaşmadık. Dünden itibaren yarı katı dediğimiz çorba tarzında yiyeceklerimizi de vermeye başladık. Herhangi bir problem olmadığı sürece de kısmetse yarın da taburculuğunu planlıyoruz. Özofagus kanserleri aslında nadir görülen kanserler ama cerrahi zor kanserler. Yani hem hasta için hem de ekip için de zor bir ameliyat süreci geçiriyor. Bu ameliyatlarda hem karın boşluğunu hem de toraks boşluğunu yani göğüs boşluğunu açmanız gerekiyor. Diğer taraftan da boyunu da açmanız gerekiyor. Tabii bunların ne kadar çok yara varsa hasta için de o kadar da yaşama tutunması zor oluyor. Ameliyat sonrası süreç, ayağa kalkma süreci zor oluyor. Biz bu ameliyatı göğüs cerrahisiyle birlikte hem göğüs kısmını, hem toraks kısmını, hem de batın kısmını, midenin hazırlanmasını tamamen endoskopik yöntemle, laparoskopik yöntemle yaptığımız için hastamızın ameliyat sonrası konforu gerçekten çok ciddi anlamda iyi bir dönem geçirdi. Ağrıları az oluyor hasta ve ameliyattan hemen sonra da yürümeye başlayan bir hasta yürümeye başlayıp sosyal hayata katılabiliyor. Şimdi açık olsaydı tabii bu ciddi bir özellikle toraksın açılması başlı başına bir problem. Çünkü çok ağrılı bir işlem. Yani en az 3-4 gün bir bu sıkıntılı sancılı bir dönemi geçirmesi gerekiyor ama biz hem batında 4-5 tane delik var hem de toraksta 3-4 tane 3 tane delik var. O yüzden deliklerin küçük olması ve büyük kesiler olmaması nedeniyle hasta hemen hareketli hale geldi. Ameliyat sonrası dönemde. Özofagus cerrahisi Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun özellik gerektiren bir cerrahi, zor bir cerrahidir. Az önce de belirttiğim gibi hem hasta açısından da hem ekip açısından da hem hastane açısından da zor bir cerrahi. Yani daha çok multidisipliner yaklaşabileceğiniz, yoğun bakım koşullarınızın iyi olduğu, iyi bir cerrahi deneyim ve cerrahi ekibiniz olduğu yerde tabii kolaylıkla ve düşük bir problem çıkmak olasılığıyla yaptığınız cerrahi ama yine de hala özofagus cerrahisi cerrahi branşlarda genel cerrahinin ve göğüs cerrahisinin en zor ameliyatlarının bir tanesini kapsıyor.